Jesus'la ilgili de yorum alalım Ergün Pembe'den. Bir hava kattı kesin. Ligimizin bence özellikle büyük takımlarda olması gereken hoca tiplemesi diye düşünüyorum. Fatih Hoca'dan sonra belki de en renkli kişilik diye ligimizde düşünüyorum ben. Her Fenerbahçe'ye böyle hareketi bir, olay olan yani haber olan Fenerbahçe'ye hocalar bence olur ya, o halde böyle bir kan değişimi lazımdı. Böyle disiplin bir açısından, renklilik, disiplin de, hem açısından. disiplin hem saha dışındaki duruşu, saha içindeki duruşu böyle bir hoca gerektiğini düşünüyorum. Şu Oyuncularına ana sahip kadar çıkması zaten özellikle. lider bitirdiler Evet tabii. şurayı, şu dönemi. Ve her oyuncuyu hazır tutmaya çalışıyor. O da çok önemli. Evet. Demin bir şeyden bahsetmiştim. Önemli olan oyuncu. Neticede 11 kişi oynatıyorsunuz ve 26 kişisiniz diyelim. Her oyuncuyu 11 oyuncusu gibi hazırlayabilmeniz çok önemli. Bunu başardı diye düşünüyorum ben orada. Sürekli değişik kadrolarla çıkıp oyuncuları hazır tutması. Yani oyuncuların oynadıkları oyundan keyif alması. Bunlar önemli şeyler. Bunları kazandırdığını düşünüyorum ben. Jesus'un. Sabri Sarıoğlu ne diyecek? Ben Ergün abiye katılıyorum. Jesus çok renkli bir karakter. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Evet. Rotasyonu çok iyi yapıyor. Her oyuncuyu her an oyuna sokabilip oynatabilecek mesajı veriyor. Zaten dikkat ederseniz oyuncular, oynamayan oyuncular genelde böyle kulübede daha çok mutsuz olurlar. Evet. Affedersin bizim futbolcular tarif et, trip atarlar ama yani o Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki hani futbolcu da biliyor yani. Ya ben üzülürsem, trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz. Her zaman hazırda tutuyor. Zaten bu önemlidir. Hatta ben hiç unutmuyorum bir maçtan sonra Emre Mor'a doğru bir serzenişte Herkes bulunmaya yardımcı giderken hoca yardımcısı nasıl onu ezberlediyse hemen oradan kaçırıyor. Bak bu uzaklaştırdı. takımdaşlık çok önemlidir. Bir takımın içinde ben şuna inanırım. Ben yarın 11 oynayacağımı biliyorsam mutluyumdur. Ama oynamayan oyuncu mutsuzdur. Bir teknik direktör oynamayan oyuncularla daha çok ilgilenirse, onların da moralini yüksek tutarsa o takımdan her zaman başarı Şu çok beklersiniz. önemli mesela. Ben Galatasaray'da oynadığım yıllarda işte 4 sene Serhan içimizdeydi biliyor. Yani 4 sene biz başarılı olduğumuz dönemde bunu hissetmiştik. Şimdi oynamayan oyuncu çıkan oyuncunun yerine girdiği zaman çok daha verimli olabiliyordu. Evet. Bunu başarmak çok önemli. Şimdi oyuncuların saygısını kazanabilmek çok önemli. Kesinlikle. Jesus bunu yaptı. Hocaları için oynamaları çok önemli. Bunu da başardı. En önemli şey adil olduğunu oyuncularına gösterdi. Bu da çok önemli. Fenerbahçe'de şimdi geçen sezonlara bakınca teknik direktörlerle oyuncular arasında, bazı oyuncular arasında hep böyle bir haberler çıktı, gerilim vesaire, bir işte uyuşmazlık. İsmail Hoca'da da oldu bu, ondan önce Pereira'da da oldu ve ya bunlar da sanki hani zaten başarının gelmemesinde çok büyük oranda etkili. Şimdi hiç bunların olmadığını görüyoruz. Aslında söyledikleriniz buradan doğru Mesela orantılı. İsmail Hoca Fenerbahçe. devam ettiği zaman başarılı buluyorum. Aldığı Evet, yerden evet. getirdiği Evet. yer bence Kesinlikle. başarılıydı Irak'ta. Yani. Mesela hoca buna izin vermiyor. Yani Evet. Jesus buna izin vermiyor. Mutlaka vardır. İçeride huzursuzluk vardır. Futbolcular, bazı futbolcular çekemiyordur, kıskanıyordur. Ama bir reaksiyon göstermek ister ya da bir gruplaşma olmak ister. Ama sen hoca olarak buna Takımda engel öyle bir oluyorsan... egolu bir futbolcu profili de yok Ya, ama sanki. şimdi hani Belki futbol vardır ama oynamışlar. Jesus ona izin vermiyor. Şimdi Aa, en oyuncu büyük da ego. biliyor. Aynen işte onu Oyuncu da söylüyorum. biliyor. Şimdi Hani ben ego futbol yaparsam, trip atarsam oynamışlar. veya antrenmanda çalışmazsam hiçbir şekilde Yani forma Sabri kazanamayacağım. mesela çok haksız uğramıştı Galatasaray'da. Zaman zaman biz bunları konuşuyorduk da. O zaman mesela içindeki kopan fırtınaları ben hem Çok arkadaşı iyi hem de gazeteci bilirsin. olarak biliyordum ben. Ama Sabri işte bunu göstermiyordu. Çünkü o hoca izin vermiyordu ya da kendi karakteri bunu ön plana çıkarmıyordu. Ama bu da her takımda bir futbolcu bir futbolcuya çekemeyebilir. Sıkıntı dönem yaşayabilir. Ama burada Jesus var. Jesus mesela Altay'ı bile taraftar dedi ki siz susun. Ben gereğini yapacağım. Ve gereğini yaptı. İlerleyen zamanlarda Altay da bence daha performans olarak bunu iyi gösterecektir. Çok güzel bir mesaj var. Bir hanımefendi izleyicimiz Ayşe Uğur. Son sayfa ekranlarında Sabri Sarıoğlu ve Ergün Pembe'yi görmekten çok mutlu oldum. Çünkü yıllar önceki o müthiş duyguları tekrar yaşadım diyor. Ergün Bey'in efendiliği, futbol karakteri anlatılmaz yaşanır demiş. Ve Sabri demiş. Sabri sen Galatasaray'ın ta kendisisin demiş. Yani çok teşekkür ederim bu güzel dilekleri için. Yani eğer Galatasaray'ın gözünde bu seviyedeysem ne mutlu bana. Hani her şey para pul değil. Bu seviyede bir anılmak, tanınmak, hala da devam edilmesi hani paha biçilemez derim yani. Başka bir şey söyleyemem yani. Çünkü beni çok mutlu ediyor. Dışarıda evet çok
ben yürüyüş yapmayı çok severim. Benim Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı birçok takımdan taraftar grubu çevirir önümü, selam veririz, resim çektirir, sohbet ederiz. Çok iyi dileklerde bulunur. Evet, zaman zaman maç içerisinde çok agresif olduğum zamanlar olmuştur. Zamanında ben Ergin abiden çok fırça yemiştim bu yönden. Evet, evet. Ama her zaman ben şunu söylemişimdir. Saha içinde olan hep saha içinde kalmıştır benim için. Ben yeri geldi rakip oyuncularla da itişip kakıştım. Kendi takım arkadaşlarımla da sorunlar yaşadım ama o sahada başlar, sahada biter. Onu dışarıya hiçbir zaman yansıtmam. Sağda canavara dönüşü, dışarıda bambaşka bir sahada. Yalnız şimdi bana sürekli mesaj geliyor mesela. Ergün hepinizden yakışıklı diyor. Gerçekten Ergün hala yakışıklılığını koruyor. Adnan Başkan'ın da çok selam var hepimize. Antalyaspor basın sözcüsü. Çok değerli arkadaşımız, dostumuz. Biz de selamlar. Selam. Bakın Soner Bey yazmış. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olarak Ergün Pembe ve Sabri Sarıoğlu'ndan böyle bu kadar hoş sohbet için teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oluyor yorumunu yazmış. Eyüp Bey bir Fenerbahçeli olarak Sabri Reis'e selamlarımı iletir misiniz saygılarımla demiş. Güzel mesajlar geliyor size. Ve bir de soru var Burak Bey'den. Ki Galatasaray efsanesi Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan teklif gelse teknik direktörlük ya da teknik ekibe dahil olurlar mı? Ben bir soru da ben ekleyebilirim futbolcu bu soruya. Teknik ekibi. Evet evet. Futbolcu olarak ben istediler her dönem. Transferimizin her dönemi. Dört büyüklerin hepsi beni istedi ama ben tabii Galatasaray'dan ayrılamadım. Teknik direktör o işin başka boyutu. Bu kabul edilebilecek bir şey. Edilir ya. Ama ben, oyunculuk dönemimde Serhan biliyor zaten. İnanılmaz paralar teklif ettikleri halde. Hatta beni bile aradılar o zaman. Hatta söyleyeyim takımında. Ergün Galatasaray'da Fenerbahçe'den teklif gelmişti Ergün'e. Benim üzerimden de Beşiktaş'tan teklif gelmişti Ergün Pembe'ye. Ama o hem Fener'in verdiğinden hem Beşiktaş'ın verdiğinden yarısına Galatasaray devam etti. Rahmetli Başkan Özcan Canaydın vardı o zaman da. Evet. Ben bir şey ekleyeyim onunla beraber. Buyurunuz. Şimdi Süper Ligimize baktığımız zaman hangi takımın hocası olursam ben bu takımı şampiyon yaparım dediğiniz takım hangisi? Böyle görmek lazım bir de. Takımı iyi olan. Ya bunu o takımın içine girmeden oyuncularla o birebir o şeyi yaşamadan. Ama şu an benim takım bu. İşte benim futbolcularım bu. Eğer bu futbolcularla ben yani şimdi ben hücum oyununu sevdiğim için şimdi Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesine baktığın zaman bize uygun. Galatasaray'ın oyuncu yapısına baktığınız zaman benim hocalık şeylerime uyan. Çünkü hücum futbolunu seven bir yapıya sahipler ikisinden olabilir. Bunu da Mustafa Dönmez söyledi. Ben sana çok özellikle sordum. Sabri Sarıoğlu'na da geldi soru antrenörlük konusunda. Fenerbahçe veya ya ben biraz daha duygularıyla hareket eden bir insanım. Yani 22 yılımı Galatasaray'la geçmiş bir oyuncu olarak yani olmaz herhalde Galatasaray'dan başka olmazdı benim için ya. Teknik direktör olarak, antrenör olarak da mı olmaz? Yani zaman neyi gösterir bilemiyoruz ama şu anki duygularımla şu anki bakış açısıyla yani olmaz. Galatasaray'ların o kalplerinde kurduğum yer bambaşka olduğunu hissediyorum. Biraz daha duygusal bakıyorum buraya ama o zaman neyi gösterir bilemiyoruz tabii. Peki Ergün Pembe hücumdan bahsetti. Peki ligdeki en beğendiği hücumcu kim? Onu soralım. Batshuayi girdiği zaman iyi, önemli işler yapıyor. Zaten şu anda Fenerbahçe'nin kaç gol attı? Valencia 13 gol attı. Evet. 13 Valencia attı. Hücum gerçi 6 tanesi yanılmıyorsam penaltı. 12 gol attı. 13 maçta 12 gol attı. 6 tanesi penaltıdan herhalde. O çok formda diye düşünüyorum. Ronaldo da penaltıdan gol attı. Messi de penaltıdan attı. Bunlar beğendiğim oyuncular. Yani.